katılımı olan, eleştirisi olan herkes. Hiç unutmuyorum, biz İstanbul'da görevdeyken böyle dizilirdik. İGDAŞ, işte İSKİ vesaire, İETT. Bizi topa tutarlardı şey. Yani milletin karşısına çıkardık. Her ay hesap verirdik. Böyle sert sorular soruldu ki böyle Cumhurbaşkanımızın tabiriyle silkelerlerdi bize, dut silkeler gibi. Yani buraya oturmak öyle kolay bir iş değil. Burası keyif yeri değil. Oturacağız, burayı güzelleştireceğiz. Bu herkese nasip olmaz. Sizlere de nasip olmaz, bize de olmaz. Yani biz hasbelkader buraya geldik. Orada da olabilirdik. Yaşar Bey, aklında mı senin buraya geleceğin daha böyle? Gayet güzel bir hayatın var. Tamam mı? Bu iş böyle. Yani bizim için de aynı. Ben de keyfim yerindeydi, rahatım yerindeydi. Gel dediler, eyvallah dedik. Geldik, tamam mı? Bu iş böyle. Biz burada oyun oynamıyoruz. Kaynakları iyi kullanacağız. Üç tane önemli unsur var yönetimde. Bir, paranın yönetimi. İki, insanın yönetimi. Üç, kaynakların yönetimi. Peki sondan gidersek, kaynak nedir? Kaynak her şey. Dünyanın güzelliği de bir kaynaktır. Meyveleri de kaynaktır. İncili de kaynaktır. Dutu da kaynaktır. Denizi de, her şey. Yani bu kaynağı iyi kullanacağız. Dünya Kalesi de bir kaynaktır. Sizler de bir kaynaksınız. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaparken bana sadece Enerji Bakanlığı diyordu. Aslında orada kaynaklar çok önemli. En büyük kaynak da insan. O bakımdan ne yaptığını bilen bir ekibiz biz. Ne yaptığını bilen. Ve sizden istediğimiz şu. İşi sadece bize bırakmayın. Fikir üretin, proje üretin, bizi dürtün. Ünye tabiriyle. Tamam mı? Dürtükleyin. Peki biz rahat oturmayalım. İşimizi gücümüzü yapalım. 24 saate daha çok iş sığdıralım. Ve yaptığımız işte öyle hesaba kitaba uygun olsun. Yaz boz, yaz boz, yaz boz olmasın. Bu en büyük kaynak israfı. Ve zaman israfı. Onun için çok aktif bir ünye. Düşünen ve yarışan bir ünye. Yarışan bir ünye. Hayırda yarışacağız, düşüncede yarışacağız. Eğer kafamız bizim işlerle meşgul olursa başka şeylerle meşgul olmaz. Yani bizim fındıkta, biz bir ay fındık üretiyoruz, 11 ay başka şeylere zamanımız oluyor. Şimdi 11 ayda başka fikirler üreteceğiz, projeler üreteceğiz. Ünyeyi daha güzel nasıl yaparız? Benim idealimdeki beklediğim şey şu. Ünye taklit edilen değil, taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacak. Taklit eden değil, taklit edilen. Gelecekler, siz bu işi nasıl başardınız diye Ünye'ye gelecekler. İnşallah bunu yapacağız. Bunun için bizim yapacağımız şeylerin başında istihdam konusu geliyor. Çok işsizimiz var. Aynı zamanda iş beğenmeyen bir grubumuz var. Yani onları da iş beğenecek hale de getirmişiz. İşimiz kolay değil. Ama şu var, yani eğer samimi bir şekilde bunu oluşturursak, Allah bizi mahcup etmeyecek. Çünkü her şeyin temeli niyet. Bu bakımdan biz bu çalışmaları bir plan program dahilinde yapacağız. Sözlüğümüzden üç kelimeyi çıkartacağız. Mazeret, bahane, şikayet. Bu üçü olmayacak. Bu bizim en büyük hastalığımız. Bunun yerine plan, program ve koordinasyon yapacağız. Bunları yaparsak, ben eminim ki daha evvelden diğer işleri nasıl başardıysak, bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Çünkü gerçekten çok şeyler yaptık. Bu yaptığımız şeyleri söylemeyi ben ayıp addeden biriyim. Yani biraz mütevaf bu işleri neler yaptık, Ünye için neler yaptık, ordu için, Türkiye için bunları anlatmaya gerek yok. En basitinden söyleyeyim, bütün tepelerimiz boş. Bütün dağlı şeylerimiz, yani adı Esentepe olan kaç yerimiz var? Esenyurt olan, Esentepe olan. Demek ki rüzgar esiyor orada. Nesi eksik o zaman? Türbin eksik. Doğru mu? Şimdi enerji en büyük girdi. Bu enerjiyi üretirsek hem aydınlık bir yerde gece gündüz tertemiz pırıl pırıl bir yerde yaşarız. Hem de Ünye'yi 24 saat 3 vardiya çalıştırırız. Böyle bir güzel şehre niye sadece gündüz güzellikleri gösterir? Gece de güzellikleri gösterir. O bakımdan bu kaynakların iyi bir envanterini çıkaracağız. Değişik bir bakış açısıyla bakıp dünyadaki en iyi uygulamalar neyse oraya doğru gideceğiz. Çalışmalarımız var ama ben bu etapta sadece bir nezaket ve sizlerle bir selamlaşma toplantısı olduğu için projelere girmek istemiyorum. Biraz da zamanı var bu işlerin.
Zamanı gelince o projeleri de açıklayalım ki kopya çekilmesin. Evet, sizden bu güzel duygularla, sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar.